Sayın Vali Yardımcım, Sayın İl Sağlık Müdürüm, çok değerli konuk konuşmacılarımız, değerli katılımcılar. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Resüsitasyon Derneği işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen ve üniversitemiz rektörlüğü tarafından desteklenen Hayata El Ver kampanyası tanıtım ve eğitim etkinliği programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli Vali Yardımcım, İl Sağlık Müdürüm, Sayın Dekanım, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Ali Hocam, Baba Hocam, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi üniversitem adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda buraya çok değerli katkılarıyla gelmiş olan katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlara da saygı ve sevgiyle selamlamış oluyorum. Bilinmiş olduğu gibi modern üniversitelerin tanımında artık bir takım değişiklikler olmaya başladı. Bunlardan birisi de üniversitenin üretmiş olduğu bilgi çağımızın içinde literatüre girmiş olan bilgiyi paydaşlarıyla paylaşması olaraktan alınması gerekiyor. Yoksa üniversite içinde üretilmiş olan bilginin sadece ve sadece üniversitedeki kişileri ilgilendirmesi veya da onların yapmış olduğu çalışmaların sadece ki o kısıtlı alan içindeki öğrenciyle veya da araştırma görevlisiyle veya da uzmanıyla veya da ilgili olan bilim dalının öğretim üyesiyle paylaşılmış olması, o bilginin etkili olması ve gücünü ve halk nezdindeki topluma katmış olduğu katkıyı sınırlandırmış oluyor. Bunun için de bugünkü modern üniversite anlayışı içinde üniversitelerin üretmiş olduğu bilgi, literatüre kanıta dayalı olaraktan ispatlanmış olan bilginin mutlaka ve mutlaka paydaşlarıyla paylaşılması gerekiyor. Onun için ben buradaki bu Hayata El Ver projesini ilk gün hocam bize söylemiş olduğu zaman son derece heyecanlı bir şekilde destekledik. Madem ki onlar Hayata El Veriyorlar, biz de bu Hayata El Veren kişilere destek verilmesi gerekir dedik. Ve rektörlük olaraktan gerek sempozyum, gerek seminer ve gerekse yapılacak olan her türlü konferansa, bilimsel aktiviteye, paydaşlarıyla paylaşmış olduğu müddet içinde destek vereceğimizi yönetimimizin asgari olmazsa olmaz koşul olaraktan ortaya koymuştuk ve bunu burada bugün ilk toplantı gerçekleştirmesini heyecanla yaşıyoruz. Ayrıca Sayın Rektörümüz bugün üniversite spor toplantısı olmuş olduğu için kendisi gelemedi. Kendisini de son derece hepinize derin saygı ve sevgisi var. Bu toplantının inşallah iyi şeylere vesile olmasının temeliniz için olmuş olduğunda belirtmek istiyorum. Şimdi buraya gelmiş olan değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmamış olsa bu toplantının bir anlamı olmaz. Bundan sonraki tüm bilimsel aktivitelerde üniversite rektörlerinin tıfakız dekanı olarak da bu işin arkasında olmuş olduğumuzu, her zaman için bunun destekçisi olmuş olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım, değerli Sağlık Müdürüm, Hastane Başhekimim ve değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, hepiniz bu programa hoş geldiniz. Biz Hayata El Ver kampanyasını yaptırırken şunu düşünmüştük. Önce üniversitelerde gençlerimize, öğrencilerimize özellikle bu kampanyayı tanıtalım. Çünkü birkaç yıl sonra onlar gerekli yerlerde olacaklar. Kendi işlerini yaparken topluma da bizim burada göstermiş olduğumuz Hayata El Ver farkındalığını yayacaklardır diye düşünüyorum. Kurtarma zinciri olarak isimlendirdiğimiz dört halkadan olan bir zincir var. İlk dönem tanıma ve yardım çağırma, yani hastanın durumunu tanımak, bilmek ve ona göre yardım çağırmak işidir. Eğer kalp durması görülüyorsa bu hastalarda erken kardiyopulmoner resütasyon uygulamak, yani soni solunum ve kalp masajı uygulamaktır. Ve bir de erken defibrilasyon uygulamak gerekir. İşte bu erken kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanması, yani suni solunum ve kalp masajı uygulanması, beynin oksijenlenmesini ve kalbin oksijenlenmesini sağlayacağı için bu kişiyi ayakta tutmak hayatta mümkün olabilecektir. Eğer
Bu işlemler yapılmazsa 10 dakika içerisinde beyin dokusu tamamen harap olacak ve sonuçta da beyin ölümü adını verdiğimiz bir tabloyla karşı karşıya kalmış olmak söz konusu olacaktır. Demek ki erken dönemde müdahale çok önemli gerçekten. Derhal hastanın kanının oksijenlendirilmesi, solunum ve dolaşımın gerçekleştirilmesi çok önemli. İşte biz burada bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz ve bu programa katılan herkesin temel yaşam desteği uygulamalarını öğrenmek için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmesini kendilerinden rica ediyoruz. Üçüncü aşama defibrilasyon aşaması. Bu elektrikle kalbin çalıştırılması amacıyla kurulmuş olan bir halkadır. Bu defibrilatörler de son derece önemli. Artık dünyada birçok ülkede halktan kişilerinde yani sağlık mensubu olmayan kişilerinde kullanabileceği defibrilatörler vardır. Ama tabii bunun için bir eğitim gereklidir. İnsanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde çalışan görevlilerin bu konuda yetilmesi yeterli olacaktır. Son derece önemli bir şey çünkü erişkinlerde ani kalp durması meydana geldiğinde çok büyük bir olasılıkla başlangıç ritmi ventrikül fibrilasyonudur. Bu da ancak defibrilasyon işlemiyle sonlandırılabilir. O nedenle de ilk dakikalar içerisinde erken defibrilasyon uygulanması çok önemli. Dördüncü halka gördüğünüz gibi onu ben bir çizgiyle ayırmıştım. O ileri yaşam desteğidir. Yani sağlık mensuplarının ve özellikle hekimlerin uygulayacağı hastanın arrest halinden kalbinin çalışır pozisyona getirilmesi ve daha sonra yoğun bakım kliniklerinde bakımını ifade etmektedir. Çünkü biz uzun bir kampanya gerçekleştirdik ve 2 yıl süreli bir çalışma içerisine girdik. Burada plajlarda dahi bu işlemlerin yapılmakta olduğunu görüyoruz. Bu İtalya'da, evet bu şekilde bizim bu mankenler ile ki aslında bizim tıp fakültelerinde kullandığımız mankenler bunlardan farklıdır. Ama bunlar halka eğitim vermek için çok tercih edilen mankenler olmuştur. Böyle yollara kurulmuş olan çadırlar üzerinde birçok kişiye eğitim verilmektedir. Gördüğünüz gibi. Bunlar da Almanya'da ve biz elleriniz hayat kurtarabilir sloganıyla bu yılki Hayat Erver kampanyasını gerçekleştirdik. Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne de bizi desteklediği için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü daha önce Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü de bizi destekledi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın himayeleri altında biz Resüstasyon Derneği ve bize destekçi olan Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sayın Vali Yardımcımız, Sayın Sağlık Bakanlığı temsilcimiz, değerli Celal Bayar Üniversitesi temsilcileri ve tüm katılımcılar, tekrar hoş geldiniz. Hayata El Ver kampanyası neden başladı, nasıl başladı? Agem hocamız vurguladı. Peki biz ne vermek istiyoruz? Yani sizlere nasıl bir mesaj vermek istiyoruz? Şimdi onun üstünde duracağız. Burada sizlere dolaşım durması nedir? Nasıl anlarız bir kişinin kalbinin durduğunu? Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Ne zaman yardım çağırmalıyız? Masajı nasıl yapmalıyız? Nasıl solutmalıyız? Kısa kısa bunlarla ilgili ben sizlere bilgi vereceğim ve daha sonra da zaten bunların bir de uygulamasını göreceksiniz. En sonunda da sizlere birebir bu uygulamayı öğretmek de istiyoruz. Peki ne yapacağız? Bir kere en önemlisi dolaşımı durdu mu durmadı mı? Yani o kalp pompalama görevini yapıyor mu yapmıyor mu? Önce bir bunu anlamamız lazım. Bunun için önce bir yanımızdaki kişinin ya da yanımızda yığılan, işte bir olay yaşayan kişinin bilinci var mı yok mu? Bunu kontrol etmemiz lazım.
Burada sadece seslendiğimizde o kişi bizi duyamayabilir o an. Onun için bazen sarsmak da gerekiyor, da genelde sarsmamız gerekiyor. Sarsarak nasılsın diye sormamız gerekiyor. Yanıt vermeyebilir. Demek ki bilinci kapalıdır yanıt vermiyorsa. O zaman da ikinci aşamada solunumu var mı yok mu mutlaka bunu anlamamız gerekiyor. Ve solunumun da olmadığı da anladıysak en geç bu aşamada mutlaka yardım çağırmamız gerekiyor. Neleri çağırıyoruz, nasıl yardım çağırıyoruz? Tabii ki çevreden de yardım isteyebiliriz ama en güzeli direkt çevredeki ya da yakınımızdaki bir kişinin 112'yi aramasını söylememiz. Hiç kimse yoksa da biz 112'yi aramalıyız daha fazla uygulamaya geçmeden önce. Çünkü yardım çağırmazsak, biz her ne kadar müdahalede bulunsak da yardım gelmediği zaman kısıtlı olanaklarla o işlemi sürdürmek zorundasınız. Yardımı çağırdıktan sonra da mutlaka kalp masajına başlamamız gerekiyor. Pratik olarak bastıracağız ki güçlü ve kuvvetli bir masaj yapalım. Eğer solutmayla ilgili bir eğitim almamışsak ya da hiçbir eğitim almamışsak o zaman sadece bu kalp masajını yapmanız bile son derece hayat kurtarıcı. Devamlı dakikada 100 olacak şekilde yardım gelene kadar sadece bu kalp masajını yapmanız da dediğim gibi hayat kurtarıcı. Ancak eğer ben solutabilirim ya da ben bu konuda eğitim aldım diyorsanız o zaman bir de solutursanız o zaman artık mükemmel hale gelmiş olur. Soluturken neye dikkat edeceğiz? Solutacağımız kişinin tabi burnunu kapatacağız. Çünkü ağzından verdiğimiz nefes burundan çıkabilir. Nefes burnunu kapatıyoruz. Normal bir nefes aldıktan sonra kendi dudaklarımızı o kişinin dudakları çevresine yapıştırıp hava kaçağı olmayacak şekilde bir saniyede kendi nefesimizi veriyoruz. Ve o şekilde solutmuş oluyoruz. Tekrar nefes alıp ikinci kez solutuyoruz. Ondan sonra da masaja geçiyoruz. Peki nasıl bir oranda olmalı? Eğer solutmayı da işin içine kattıysak 30 masajdan sonra 2 kez de solutmamız gerekiyor. Özetleyelim. Bakın 3 adımda özetleyebiliyoruz tüm yapılması gerekenleri. Önce yanımızda yere yığılan, bir fenalık geçiren birinin bilinci var mı yok mu bunu kontrol etmeliyiz. Bir de soluyor mu solumuyor mu? Sonra bunlara olumlu bir durum varsa, yani bilinci yoksa veya solumuyorsa hemen 112'yi çağırmamız gerekiyor. Üçüncü aşamada da yapmamız gereken şey dakikada en az 100 olacak şekilde göğsün tam ortasında kuvvetli bir şekilde kalp masajı yapmak. Hepinize merhaba. Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın İl Sağlık Müdürüm ve değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Böyle bir kampanyada bize olanak sunduğu ve tüm Manisa'ya yaygınlaştırmayı planladığımızı desteklediği için rektörlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğümüze, valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Bu bir farkındalık kampanyasının başlangıcıydı. Bundan sonra Manisa'mızda, diğer üniversitelerimizde olduğu gibi pek çok eğitim kampanyalarımız ve faaliyetlerimiz devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Agah Hocama ve Bahar Hocama. Sizlerle paylaştık konuları. Ben şimdi sizlerle Manisa içinde yaşamış, Manisa'nın yerlisi bir hastayı 11 kez defibrile edilmiş, MR sonrası sağlıkla sağaltılmış bir hastayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ömer Bey var. Ömer Bey, buyurun böyle gelin. Ömer Bey, kısaca kendisini bize tanıtsın ve sağlık camiasının ona nasıl bir hizmet verdiğini, nasıl aramızda kaldığını ve bizim sizlere vermek istediğimiz mesajın ne olduğunu sizlere burada vurgulamak istiyoruz. Buyurun Ömer Bey, hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür ederim, sağ olun. Ömer Faruk Şerbetçioğlu, 42 yaşındayım. Şikayetiniz neydi? Siz nasıl bir olay yaşadınız? Şimdi hep birlikte tüm konuklarımızla ve büyüklerimizle bunu paylaşalım istiyorum ben. Sizin şikayetiniz neydi? Nasıl başladı? Neler oldu? 19.11.2013 tarihinde sabah 4 civarlarında bir göğüs ağrısıyla uyandım. Bir yaklaşık bir yarım saat kadar o şeyle oyalandım. Peki daha önce olmuş muydu bu göğüs ağrısı? Hayır, herhangi bir sıkıntı. İlk kez mi böyle bir şikayet oluyordu? Evet, evet. Geri tekrar uyumaya çalıştım. Fakat o ağrı uyumama engel oldu. Sonra eşime seslendim. Bakar mısın? İşte o esnada başka şeyler de
aklınıza geliyor. Soda içtiniz mi mesela? Genelde öyle oluyor, evet. Çünkü sabaha karşı göğüs ağrısıyla uyanıyor. Daha önce hiçbir şikayeti yok. Ve bunu bir gastrik ağrı olarak nitelendirip hastalarımız maalesef mideye rahatlatıcı bir takım şeyler içmeye başlıyor. O ağrınızı tanımlar mısınız? Yani sizi rahatsız eden nitelikleri nelerdi? Göğsümün orta kısmında sanki üzerimde çok yüklü bir ağırlık varmış gibi bir affedersin bir kamyon oturmuş, bir tır oturmuş şekilde bir ağrı vardı. Eşime döndüm, dedim bir hastaneye gidelim, bir göğüs ağrım var, yani bu normal bir ağrı değil ifadesini kullandım. O ne dedi size? O da bana yatın, yoldan gelmiştik, yat, üşütmüş olabilirsin, arabanın camı açık. İşte ondan dolayı diye. Ama tabii ben işte onu dinlemedim. Dedim evet, evet. Bir hastaneye gidelim. İşte hazırlandık. Dördüncü kattan aşağı inerken ama o süre içerisinde sürekli inebilirsem arabamızı alıp gideriz hastaneye. İnemezsem 112'yi çağıralım. Hep sürekli onu ifade ettim. Evet, bu çok bilinçli bir yaklaşım. Belki de evden çıkmadan 112'yi arayıp evde de bekleyebilirdi Ömer Bey. Ama sanıyorum gitmeyi tercih etti. Evet. Daha doğrusu evde beklemekti bence. 112'ye haber verip evde beklemekti. Peki daha sonra? Kendi şeyle imkanlarımı hastaneye gittim, Manisa Devlet Hastanesi'ne. İşte normal acil servise girdim. Doktor sordu şikayetiniz. İşte göğüs ağrım var. Normal sedyeye yattım. EKG'ye bağladılar. EKG'de herhangi bir şey çıkmadığını... Herhangi bir bulgu vermedi. Vermedi. Evet. Tabii ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Evet. Eşimin daha sonraki anlattıkları ifadeyle işte müşahede odasına alınıyorum. Bir 10-15 dakika sonra eşim dışarı giriyor, geliyor. Benim vücudumda işte morluklar ulaşmaya başlıyor, nefesim farklı farklı tepkiler gösteriyor, işte dilim dışarı çıkıyor, pırıltılar başlıyor. Hemen acil doktoruna sesleniyor. Hatırlıyor musunuz bu evreleri? Hayır, hatırlamıyorum. Bilinciniz tamamen gitmiş. Evet. Evet. Sonra beni işte acil müdahale odasına alıyorlar. Eşim de kenardan izliyor. İşte her yaptıkları işi yarıya kadar izliyor. Yarıdan sonra güvenlikçiler dışarı alıyor. İşte o kargaşa esnasında işte makinenin seslerini falan duyuyor. Makine sesleri sürekli sinyal veriyor. Şoklamayı duyuyor eşiniz, evet. Ve görüyor ve izliyor, evet. Değil mi? Evet. İşte hemşirelerin, sağlık personelinin sürekli içeride işte hasta eksi oldu diye. Eşim daha sonraki şeylerde işte göğsünde ve şeylerdeki yara izleriyle 11 defa elektroşok uygulandığını, orada anjiyo yapıldığını. Tabii ben onları bilmiyorum. Evet, ben onları paylaşacağım. Evet. Şimdi nasılsınız? Şimdi gayet iyiyim. Nasıl iyiyim? Sıkıntılar olmadıktan sonra gayet iyiyim. Tedavinize devam ediyorsunuz. Tabii. Ve ilaç tedavisi. Evet. Hem işinizde hem sosyal hayatınızda, evet. Yaşamınız, evet. Devam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Evet. Çok teşekkür. Böyle bir yakınınızla geziyorsunuz ya da herhangi bir alışveriş merkezindesiniz veya evdesiniz. Bakın sabah babanız sizi uyandırdı saat 3.30. Dedi ki evladım göğsüm çok ağrıyor ve birden yığılıp kaldı. Biz böyle bir yakınımız, böyle bir kazazede ile karşı karşıya kaldığımızda ne yapıyoruz? Öncelikle Bahar Hocam'ın belirttiği gibi onun bilincini kontrol ediyoruz. Nasılsın diye seslenerek, belki de omuzlarından tutup böyle bir hafifçe sarsıntılayarak kontrol edelim lütfen. Kontrol ettik. Eğer bilinci açıksa o bizi zaten yönlendirecektir. Ömer Bey'de olduğu gibi hemen 112'yi çağırmak lazım. Eğer bilinci açık değilse hava yolu açıklığını sağlıyoruz. Dört parmağımızla başını geriye itip, iki parmağımızla çeneyi yukarıya kaldırıp bak dinle hisset yapıyoruz. Göğüs kafesi kalkıyor mu? Nefes sesini duyabiliyor muyuz? Göğsün hareket ettiğini görebiliyor muyuz? Eğer kaliteli bir nefes yoksa, pırıltılı bir solunum varsa ve bilinci de kapalıysa hiç zaman kaybetmeden hemen 112'ye haber veriyoruz. 112, 112'nin koşulları çok iyi. Özellikle Türkiye genelinde ve Manisa'da çok iyi.
Lütfen adresimizi doğru verelim, zaman kaybetmemesine neden olalım. 112'yi çağırdık, tekrar hastamızla yan yanayız. Baktık, dinledik, hissettik, nefes almıyordu. Hemen kalp masajına başlıyoruz. Çünkü beyin hücreleri çok önemli. Eğer 3 dakika biz onu oksijensiz bırakırsak, geri dönüşümü olmayan hasarlara yol açabilir. Kalp masajını başlatıyoruz. Elimiz göğüs kafesinin tam ortasında. Yaklaşık 5-6 santim çökecek şekilde ve 10 kilogramlık ağırlık verecek şekilde. 30 masaj 2 solunum, 30 masaj 2 solunum, tam 5 kez bunu yapıyoruz. Masaja başlıyoruz. Belirli bir hızda olması gerekiyor bunun. Ritmik olması gerekiyor ve 5-6 santim çökmesi gerekiyor. Eğer bunu efektif yapamazsanız kalp beyine yeterince kan pompalayamaz. 30 kez yaptık. Derin bir solunum. Akciğerlerin şiştiğini görmemiz gerekiyor. Göz ucuyla bakıyoruz. Tekrar hemen 30 masaj. Hiç zaman kaybetmeden dakikadaki hızımız 100'ü geçecek şekilde. Ritim aynen bu. Evet, bu şekilde. Göğüs kafesinin derinliği çok önemli. Eğer biz 5-6 santim çöktüremezsek beyne yeterli oksijen gönderememiş oluyoruz. Kalbin yeterli pompalamasına neden olamamış oluyoruz. Bu nedenle yaklaşık 5-6 santim çökmesi gerekiyor. Bu çok değerli bir şey. Ömer Bey örneğinde görüldüğü gibi demek ki hastane içinde o kadar efektif bir kardiyak masaj yapılmış ki hiç beyin hücreleri hasarlanmadan, yaşam kalitesi bozulmadan hasta yaşam sağlığına geri dönmüş. Bunu kaliteli yapmamız çok değerli. Tam 5 kez yapıyoruz. 30 masaj, 2 solunum. 30 masaj, 2 solunum. 30 masaj, 2 solunum. 5 kez hiç ara vermeden ve hiçbir şeye bakmadan. Yaklaşık 2 dakikamızı alıyor. Bu hızla giderseniz de dakikada 100'ü geçmiş oluyor kalp hızı. 2 dakika sonra hastanın yaşam belirtilerini kontrol edebiliriz. Neler bunlar? Hasta hareket edebilir, nefes alabilir, hatta gözlerini açabilir ve sizinle konuşabilir eğer çok hızlı davrandıysanız ve doğru yaptıysanız. 30 kez, 30'a 2-5 kez yaptık. Yaşam belirtileri yok. O zaman devam ediyoruz. Hiç ara vermeden ve kalitemizi düşürmeden. Yapınca göreceksiniz, eğer efektif yaparsanız gerçekten yorucu ve gerçekten aktivasyon gerektiren bir kurtarma manevrası. Eğer öyle olduğunuzu hissediyorsanız bunun doğru yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Biz ikinci siklusa başladık ve hiç ara vermiyor uygulayacağımız. Üçüncü uygulama bu. 2 dakika içinde bakmıştık, kalp geri dönmemişti. Hızımız bu şekilde. Evet, akciğerlerin havalandığından eminiz. Biz bunu ne zamana kadar devam ediyoruz? 1. Hasta dönene kadar. 2. Siz yorgunluktan tükenene kadar. 3. 112 gelene kadar bu uygulamaya devam ediyoruz. 30 kalp masajı, 2 solunum. 30 kalp masajı, 2 solunum. Hastayı devralıyorum. Hastanın ilk önce hastanın bilincini. Hastanın bilinci yok. Aktinlik seç yöntemiyle solunumunu ve nabzını kontrol ediyorum. Nabız yok, CPR'a geçiyorum. Kontrol edelim ve anlayalım. Evet. Hastanın kompresyona başladık. Size de veriyorum hastayı. Elinize sağlık. Teşekkürler. Çok güzel yapmışsınız. Ben teşekkür ediyorum herkese. Katılımlarınız için ve arkadaşlarımın emekleri için. Teşekkür belgelerini takdim etmek istiyoruz. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Bilal Gümüş'ü davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Sayın Agah Çertu, Profesör Doktor Sayın Bahar Kuvan Kalkan ve Profesör Doktor Sayın Gönül Tezcan gelir. Buyurunuz hocam.